Efendim herkese iyi akşamlar. Sıra Dışı Tarih'e hoş geldiniz. Sıra Dışı Tarih'te bu akşam Profesör Doktor Mehmet Çelik Hoca ile yine birlikteyiz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündemi konuşacağız ama tarihin sayfalarını çevirip bakacağız. Ama öncesinde bugün İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü. Evet. Allah gani gani rahmet etsin, mekanı cennet olsun, onu hatırlatalım. Bu mevzuya da hiç şüphesiz değineceğiz. Çünkü söz bir yerde gelip oraya değecek. Evet. İster istemez değecek, gündemimizde onu da söyleyelim. Şimdi, büyük elçiye Rusya'nın büyük elçisine yönelik suikastı biliyoruz değil mi? Evet. Bu Fethullah Kerkenezi'nin şifreli mesajlar verdiği meselesini bilmem hatırlar mısın? İlk ben gündeme getirmiştim. Hı hı. Hatırlayın. Yani bunun seceresini tuttum ben ince ince böyle. Ya çıkıyor bir şeyler söylüyor, bir hareketler yapıyor bilmem ne yapıyor. Bu yıllar öncesinden bahsediyorum işte, 2 yıl öncesinde. Hı hı. Bir şeyler yapıyor falan, bir şeyler oluyor. Bir şeyler yapıyor, bir şeyler söylüyor. mesela intihardan bahsettiği konuşması var. Bu Rus Büyükelçinin evet. öldürülmeden önce. Evet. İntihar edin diyor. Diyor ki bazıları evet. intihar etmek istiyor Hı. bazı şeyin FETÖ mensuplarının. Yani pek tavsiye etmem ama edilebilir falan filan edin falan filan dediği konuşmaları Yeterli var. Yeterli zaten o kadar ha. o mesajı verdim alıyorlar. Şimdi bu ayak takkesiyle oynuyordu hatırlıyorsun değil mi? Hı. Her zaman oynamıyordu ama. Ara sıra takkesiyle oynuyordu. Ara sıra oynuyordu evet. Ben bir yazı yazmıştım zannediyorum. Bu adama dikkat takkesiyle oynadığı zaman bir operasyon emri veriyor ülkede bir şey oluyor diyordu. Oo, kıyamet koptu. Bana... Şizofren dediler, bilmem ne dediler, saldırdılar falan. Evet, yani. Evet, evet. Sonra herkes o gözle bakmaya başladı konuşma. Sonra anladık ki harbiden mesaj veriyormuş. Evet. Rus Büyükelçisi'yle bunun ne alakası var? Şimdi birini söyledik. Bugün akşam saatlerinde düştü. Bu Fethullah'ın televizyonlarında diziler falan vardı. Çektikleri filmler vardı. Evet. Bunların her birinin içerisine... Mesajlar gizlemiştir. Hmm. Şöyle değerlendirmeyin ne olur. Bu adam kendisini Mehdi falan zannediyor ya. Evet. Söylediğim çıktı. Hmm. Şimdi hiç kimse bunu yazmamış. Şimdi ben söyleyeyim. Niye böyle? Hmm. Bu dizilerde, filmlerde olacak olayları falan yazmış etmiş ya da bir operasyon yapıyor ya. Diyorlar ki bu senaryoyu Fethullah Hoca Efendi yazıyor. Hmm. Yazsın. Ama o yazıyor ama o ona bu senaryonun bilgileri yukarıdan geliyor. Haşa. Mehdi olunca öyle olur. Öyle olur. Hocam, bu insan yaşlanınca bir takım aksaklıklar olur tabii bedenen. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Evet. Bizim de bir takım sıkıntılarımız olacak. Bunu bir gün yaşlandığında yahut yaşı ilerlemiş insanları rencide etmek adına söylemiyorum. Hepimiz bir gün benzer sıkıntılar yaşayabiliriz. Evet. Evet. Bunu başka bir niyetle söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Hı. Bu adam altına kaçıran ara sıra bir adam. Hı. Mehdilik iddiasında bulunuyor bir de. Mehdi kaçıramaz mı? Soruyorum ben bilmiyorum hocam. Vilayetçi sensin. Aynı zamanda. Neyse, şimdi bu yazıyor senaryoyu ilham alarak geliyor bunu anlatıyorlar falan neyse melekler gelip anlatıyor aşağı. Bu diziyi seyrediyor bu FETÖ'cü manyaklar. Orada gördüklerini de ortaya çıkınca aa işte falan diyorlar. Kerameti izhar oldu. İzhar oldu. Evet. Falan. Yani bunları yapmalarının sebebi bu. Şimdi bir dizi adı bir şey söylerim diziden sonra. Ne adı? Bir bakın ona. Ekip 1. Hayır değil başka bir dizi. Adı başka onun yani.
Neyse bakacağız ona. Yani nefret ettiğim için pek de şey yapmıyorum. Şimdi bu terör kanalı STV'de şu anda yok tabii ki. Bir dizi, bir büyükelçi bir resim sergisine gidiyor. O resim sergisinde o büyükelçiyi Vatan Millet Sakarya yalanıyla, bakın buna dikkat edin, Vatan Millet Sakarya yalanıyla öldürtecek birileri. O ara bir başkası devreye giriyor falan, ölmüyor falan. Sergi var, büyükelçi var, suikast var falan, hepsi var hocam. Bu ne zaman bir dizide, benim haberim yok bundan. STV mi izliyorsun hocam, haberin olsun Allah aşkına yok, ya. Evet, doğru izlemiyorum yani işte haberim şimdi, yok. Şimdi bir, tabii iyi niyetle söylüyordum bunu da, bir yerde birisi yakaladı beni, dedi ki Allah senden razı olsun. 15 Temmuz gecesi sen olmasaydın, işte o çağrıların olmasaydı, sabaha kadar seni izledim dedi. Dedim ki o zaman yanımdan bir ikile. Şaşırdı adam. Ya nasıl? Dedim ki sen sabaha kadar beni izlemişsen sokağa çıkmamışsındır demek. Sonra dedi ki abi, yani ben onu hani şey niyetiyle söylemedim. Sizi onore edeyim diye perişan ettim cümleyi falan dedi. Şimdi sen de hocam, ben onu sen STV mi izliyordun hocam, söyle. Yok hayır işte, ben izlemiyordum yani. Haberim yok diziden. Tamam, ben de bilmiyorum. İşte bu diyelim ki geçen senenin bir dizisi falan. Yani bu 15 Temmuz'dan falan önce, 17-25'in sonrasında. Anladım, anladım. Yani STV kapanmadan önce ki dizilerde. Şimdi bak nasıl şaşıracaksın. Allah hocam. Allah. Verin. Ses. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Geç kalmadık umarım. Hayır efendim. Tam vaktinde geldiniz. Buyurun. Aman efendim. Sefil-i Kebir Hazretleri şeref verdiniz. Hoş geldiniz. O şeref bize ait. Hoş bulduk üstad. Hoş geldiniz. Oğlum misafirlerimizi içecek ikram edin hemen. Derhal efendim. Lütfen efendim. Çık 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 çık. Çık arkadaş. Bir de böyle de şeyler var hocam. Videonun arasına reklam girince. O videoyu reklamdan kurtarın. Temizini gönderin. Direkt siteden yayına verdiler. Yayına verince reklam çıktı. Ben izah edeyim o arada. Orada bu sahne gerçekleşiyor hocam. Birebir gerçekleşiyor. Buna benzer birçok şey vardı. Şimdi bak. Rus Büyükelçisi öldürüldü. Şimdi buradaki o dizide de bir büyükelçi suikasti var. Fakat mesela bu suikast şeyde yapılmamış, yani arabayla giderken arabası taranıp da öldürülmemiş veya büyükelçilik basılıp da öldürülmemiş. Bir sanat galerisini ziyaret ediyor. Rus Büyükelçisi de böyle bir sanat galerisine gidiyor. Aynı, birebir resim sergisi. Birebir. Şimdi birazdan arkadaşlar hazırlayacaklar hızlı bir şekilde. Bu az önce rastladım ben buna, o yüzden önemsedim. Şimdi arada şunu konuşalım o gelinceye kadar. Bas bas bağırıyor değil mi FETÖ'cüyüm diye? Evet. Bağlantıları, şunları, bunları, evet, bayloku, evet, cartı, cürtü, her şeyi var. Hürriyet gazetesi birkaç gün önce bu adamı aklamaya çalıştı, gördün mü manşetten? Ailesini konuşturdu, evladımız aslında öyle değildi, bilmem ne değildi falan. CHP o aklamaya çalışıyor. Kemalistler, ulusalcılar, neyse Kemalistler diyeyim,
bir takım yapılar, PKK falan. Hepsi bir koro halinde. Herkes kendi meşrebine uygun bir şekilde. Bak herkes kendi meşrebine. Mesela Hürriyet gazetesi, Aydın Doğan'ın haberi yoktur hocam, biliyorsun. Aydın Doğan iyi, çevresi kötü olduğu için. O kötü çevresi. Çaktırmadan algı operasyonu yapıyor. Baylok'ta da yapmışlardı, hatırla. Evet. Baylokçu'yu almışlardı oraya falan. İsmail Saymaz konuşturmuştu. O çaktırmadan olayı bir sosyolojik vaka gibi ortaya koymuş. Bir dram. Bir dram var burada diyor. Biraz dram sosu, biraz sosyolojik bir vaka. Ailenin işte acısı, işte böyle bir çocuk değildi, korkak bir şeydi falan, böyle vermişler. Günlerce yayın yaptılar, bir kez de FETÖ'cü demediler. Bu böyle hallediyor. Öbürü? Bir şey daha var orada. Bir şey daha var. Şimdi yaratılan algı, bu çocuğumuz kandırıldı. Efendime söyleyeyim, beyni yıkandı. Biz de hayret ettik. Böyle bir halt işledi. Fakat kız kardeşi diyor ki, beni de açığa aldılar işten. Algı toplumda, ya bunun ne günahı var? Bir de böyle bir şey yaratmaya çalıştılar. Şimdi, kandırılmış bir çocuk. Tamam. Ama mağdur edilen başka bir fert. Şimdi dünyanın neresinde olursa da olsun, açığa alınırsın, gözaltına alırsın, tüm aileyi gözaltına alırlar, hesap sorarlar, araştırırlar, ederler, öyle yok yani. Evet. Böyle bir şey. Evet. Şimdi bu böyle hallediyor. Öbürü CHP'ler... Ailenin tamamı FETÖ'cü çıktı ya, dayıları bilmem ne, FETÖ'nün okullarında yönetici pozisyonlar. Yönetici pozisyonlar bilmem yani. Ne mesela. Oradan da bir, diyorum ya, drama, sosyolojik bir vakaya dönüştürüyorlar. Öbür taraftan CHP ve avanesi de bunu El Nusra yaptı diyor. Evet. El Nusra yaptı diyerek oradan bir başka şey üretecek. Ama aynı zamanda FETÖ'yü de arkalamış oluyor. FETÖ'yü de arkalamış oluyor. FETÖ'yü arkalıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Şimdi hocam, bu videoyla örtüştü. Arkadaşlar diğer videoyu hazırlarken ben size bir video izleteceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Önce 15 Temmuz sonrasında, arkadaşlar yanlış olmasın, sonrasında yaptığı açıklamayı, sonra da öncesinde yaptığı açıklamayı. Öyle mi? Hocam, rejiyi karıştırdım, allak bullak ettim. Rejiyi göçerttim şu anda. O görüntünün peşine düştüler. Hazırdaki görüntüleri de nasıl yayınlayacak? Ben tanırım arkadaşım. Açın, ben size söyleyeyim görüntüyü. Ya da Yakup hemen hızlıca gelsin. Şimdi 10 kişi yetmiyor hocam orada. Senin yer aldığın reji 10 kişi, programı 10 kişi yetmiyor hocam. Tamam mıdır arkadaşlar? İlk önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz sonrasındaki sözleri. Havaalanında indim diye başlayan o sözlerini veriyoruz. Verelim bak. İner inmez arkadaşlarla beraber hemen Ankara'ya dönebilir miyiz diye. Fakat uçakların uçmadığı ifade edildi. Bir süre bekledik, acaba bir uçuş fırsatı yakalayabilir miyiz? Sonra havaalanı dışına çıkmanın da sakıncalı olduğu bize ifade edildi. Çünkü tankların yolu kestiği söylendi. Arkadaşlarımız, koruma arkadaşlarımız belli temaslarda bulundular. Sonra bizim bir şekliyle havaalanından çıkmamız, çünkü uçak yok. Sabiha Gökçen dediğimizde köprülerin tutulduğu ifade edildi ve oradan Bakırköy Belediye Başkanı'nın otellere gidişinde risk olduğu ifade edildi ve Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik. Dedik iner inmez. Bunun bir başka versiyonu daha var. Diyor ki biz onu istemiştik. Bu da aynı. Yani değişen hiçbir şey yok. Daha kısa anlatıyor. Diyor ki biz geldik havalimanına. Merdivenlere indik, gidiyoruz.
Oteller bizi almıyor dedi. Evet, öyle. Hatırlarsın, oteller bizi almıyor. Hı hı. Biz de işte yapacak bir şey yok. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığındık. Kaçacak yer arıyor darbede. Öncesinde, aylar öncesinde bu darbe olur, bilmem ne olur falan gibi meseleler konuşulduğunda kamuoyunda bakın ne diyordu. Koca Osmanlı, koca Osmanlı övünüyorlar ya, Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı. Bir kilo şeker üretemeyen Osmanlı, bir kilo. Bir kilo şeker üretemeyen Osmanlı. Şu anda ben söylüyorum. Kim darbeye girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım diyorum. Şu anda ben... Arkadaşlar, harbiden reji göçtü. Benimle alakası yok, espri yaptım. Kurtarayım dedim işi ama... Orada bir sıkıntı oluştu. O orijinal halini, işte o kulağında kulaklıkla olan kısmı bir daha verelim. Bir daha verelim ki o algı kaybolmasın, öbürünü vereceğiz yine. Şu anda ben söylüyorum. Kim darbeye girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım diyorum. Şu anda ben söylüyorum. Kim? Bu darbeden önce. Hı hı. Ahmet Hakan da bunun gibi diyordu, kaçtı o da. Şimdi diyor ki, önce o tankların önüne ben çıkacağım. Sonra otele sığınalım dedik, otelleri açmadılar. Biz de mecbur kaldık. Sabiha Gökçen'e gidelim dedik, olmaz dediler, köprü kapalı dediler. Ya hiç aklına gelmiyor. İnsanlar sokaklarda onların yanına gidip ya da havaalanında kal, orada kal, orada mücadele et. Ya da bir açıklama yap. Açıklama da yapmadı. Ta Obama Obama açıklama yaptı gecenin ilerleyen saatlerinde, bilmem ne şudur budur. Darbenin de başarısız olduğu ortaya çıkınca ondan sonra bir şeyler söyledi. Şimdi buraya şuradan geldik. He. FETÖ dizisinden. He. FETÖ dizisi de hazır mı? Tamam, bir dakikaya hazır olacakmış hocam. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyorsunuz ki? Yani hakikaten bak, o darbe öncesi bir programda sarf ettiği o sözler. Yani Türkiye'de yarın birisi darbe yapmaya kalkarsa o tankların önüne önce ben çıkacağım. Yani o eski bir Rus politikacı vardı. Neydi adı? Sarhoş. Gorbaçov mu? Yok yok, tankın üzerine çıkarmıştı bir darbe Yeltsin. Şeyinde. Yeltsin, Yeltsin. Yani onun tankın üzerine çıkmasına şey değildi. Tanklar durmuşlardı, çıktı. Bir öyle şey etti, bir fotoğraf verdi. Kemal Kılıçdaroğlu. O fotoğrafı ne veremedi? Yani eline büyük bir fırsat geçmişti. Bir. Hem darbenin hedefi de o değildi, o rahat darbenin rahat. Darbenin hedefi o değildi her şeyden önce. Bak sana samimi söyleyeyim. Çıksaydı oraya o tanktakiler alkışlayacaklardı onu. Alkışlayacaklardı. Bir fırsat kaçırdı. Allah nasip etmez. Samimi olmayan adama nasip etmez. Eğer Kılıçdaroğlu o gün çıksaydı o havaalanında, halkın arasına karışsaydı, hükümetin yanındayız, bugün muhalefet günü değildir, bu darbeyi kendimize Türkiye'ye yapılmış sayıyoruz deseydi, milletin kafası, ya bu adam işte zaman zaman böyle bir şeyler söylüyor, ediyor ama fakat bak iş ciddiye bindiğinde, gerçekten devlet, rejim, cumhuriyet söz konusu olduğunda bak particiliği bir tarafa bıraktı, devletin yanında, meşru hükümetin yanında durdu diye puan kazanacaktı. Kardeşim, bu bahtsız bedevi gibi bir şey bu Kemal Kılıçdaroğlu. Allah nasip etmiyor, basiretini bağladı. Niye basiretini bağlıyor olsun? Niye yani? Genetiği öyle. Hocam bir genetik değil de. Ya bir, kurnazlık bir yapsaydı en hocam, azından siyaseten. Bak, siyasetçinin basireti bağlanmaz. Öyle bir durumda siyasetçinin basireti bağlanmaz. Bağlanmaz yani, öyle bir şey yok. Şimdi bu diziye gidelim. Diziyi bir izleyelim. O FETÖ dizisi, belki televizyonların yeni açanlar olabilir. STV'de aylar önce, yıllar önce neyse yayınlanmış. Bir dizi. O dizide Rus Büyükelçi'ye yapılan suikast birebir canlandırılmış. Evet.
suikasti yapacaklar da sanki vatansever gibi görünüyorlar ilk başta hikayesi falan. Öyle olacak. Bakın o dizide birebir nasıl gerçekleşmiş. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Geç kalmadık umarım. Hayır efendim. Tam vaktinde geldiniz. Buyurun. Sizin de altını çizdiğiniz gibi... Aman efendim. Sefil-i Kebir Hazretleri şeref verdiniz. Hoş geldiniz. O şeref bize. Derhal efendim. Lütfen efendim. Çok güzel değil mi? Evet. Efendim içeceğiniz. Hanımefendi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben bütün eserleri çok beğendim. Nereden çıktı? Al sen şunu. Konuştuğumuz gibi. Hadi. İşte ablamız bu silahı var. Kafanızı kaldırmayın lütfen. Kafanızı kaldırmayın. Hanımefendi eğilin. Eğilin. Sen dur. Sen onu boşal sen. Büyükelçim. Sayın Büyükelçim. Çıkın dışarıya. Dur. Kıpırdama. Yaklaştırma onu. Yaklaştırma onu. Siz kimsiniz be? Çekilin şuradan. Çocuklar hepinize çok teşekkür ederim. Çok iyi iş çıkardınız gerçekten. Estağfurullah. Rica ederiz efendim, görevimiz. Hocam. Resim sergisi üstelik. Tabii, o da resim sergisi. O büyük da elçi, sergisi. Bu da evet. Büyük elçisi. Evet. Biri gibi evet. Öldürüyor bilmem ne vesaire. Tabii orada polis koyamayacaklar için o gün. Soyolar ortaya çıkacağı için. Onu böyle kamufle ediyorlar. Şimdi bunlarla falan uğraştığımız yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir dizide böyle olmuş da, bak birebir aynısı da bilmem ne de, açık açık söyleyeyim, açık açık. Böyle bir hadise için bir diziden ispat falan getirdiğimiz yok. Tamam mı? Tabii. Ama bunlar ne iğrenç adamlar. Bu yani bunu söylemek için, bunu ortaya koymak için söylüyorum. Darbeye tiyatro dedi Kemal Bey. Evet. Yahut avanesi. O da benzer şeyler söyledi çaktırmadan böyle etrafından dolanarak. Bu suikaste yok yok FETÖ yapmadı dediler. Yine avanesi bunların falan. Bu nasıl olacak hocam şimdi? Şimdi şu anda... Bir terör örgütü daha ne isteyebilir ki hocam? Hem PKK için hem bunlar için geçerli. Bütün yani katliam yapacaksın, saldırı yapacaksın, terör gerçekleştireceksin ama seni kimse suçlamayacak. Bir terör örgütü daha başka ne isteyebilir? Yani şu anda PKK, DAEŞ, El-Kaide, Nusra, FETÖ bunlar hepsi birleşmiş durumdalar. Bugün mesela Yeni Şafak'ın manşeti vardı. 2000 tane DAEŞ'linin PKK'ya katıldığı. Şimdi ülke içerisinde de muhalefet yapıyorum şeyiyle yani iktidara yönelik ne varsa hiçbirisi onun karşısında durmuyor. Yanında yer alıyorlar. En azından işte oraya çarpıtalım, buraya çarpıtalım. Ya mesela bir terör hadisesi olmuş. Büyükelçi vurulmuş.
ülkede siyaset yapan herkesin meseleye yaklaşımı şudur. Henüz daha bilgisi yok, nettir. Yani böyle menfur bir cinayeti lanetliyoruz. Bunun en kısa zamanda failleri, faili veya bu işin arkasında azmettirenleri kimse bir an önce bu ortaya çıkarılmalı. Biz bu konuda hükümete, devlete, görevlilere üzerimize ne düşüyorsa bu yardımda bulunuruz. Bir komşumuz, şu anda beraber iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz Rusya'nın büyükelçisi üstelik bu. Hadise burada Türkiye'yi karıştırmaktır. Mesela bu yuvarlak demeçler böyle olur. 2 saat sonra, 3 saat sonra yeni bilgiler elde edilir, ona uygun şeyler söylersiniz. Ya cinayet işlendi, daha üzerinden 2 dakika geçmedi, tweetler atmaya başladılar. İşte Veli Ağbaba CHP'den milletvekili, ondan sonra şu, Nusra diye hedef gösterdiler. Ya kardeşim. Hocam bak, ben sana bir konudan bağımsız bir şey söyleyeyim, orayı kapatayım. Hı-hı. Unutma, kaldığın yeri unutma, hı-hı, devam edersin. Benim müzik aram iyidir biliyorsun. Evet. Şimdi bir orkestra düşün sahnede. Hı hı. Bir parça icra edecekler, bir eser icra edecekler. Evet. O eser herkesin önünde duruyor. Değil mi? Evet. Söyleyenin önünde notalarıyla birlikte sözleri duruyor. Evet. Saz ekibinin de evet, notalar duruyor. Şimdi orada bir klarnet var, yanında gitar var, violensel var, keman var, saz var, faraza, işte diyelim ki piyano var, işte darbukası var, tefi var, şusu var, busu var. Tamam. Evet. Hepsi orada duruyor. Bir de maestro var, şef. Evet. Değil mi? Şef evet, var. Şimdi şef elindeki çubukla önceden yazılmış bir eseri bunlara çaldırtıyor. Evet. Kemanın sırası geliyor. Kemanlara doğru evet, atıyorum. Bir hareket çekiyor. Hı hı. Ya da es verecek. Ona es veriyor. Dönüyor bu tarafa. Evet. Bu buradaki işte violensel çalıyor bilmem ne falan. İşte yükseltecek falan. Koroyu o yönetiyor. Koroyu o yönetiyor. Hı. Eser var bilmem ne. Evet. Şimdi oraya maestro'nun da eseri icra edecek, söyleyecek adamı, kadını ya da sanatçıyı da evet, ve saz ekibini de önüne konulan o şeyi bu büyükelçi cinayeti olarak düşün. Hı-hı. Tamam mı? O eseri. Şimdi büyükelçiyi vurdular. Şimdi koronun başındaki adam kemana diyor ki El Nusra de. Çal. Sen El Nusra çal. Hı hı. Tamam mı? O El Nusra çalıyor. Dönüyor. İşte Aydın Doğan'a diyor ki sen oradan bir böyle şey yap. Acıklı bir zurna çal diyor. Tamam mı? Evet. O da onun gazetesine. Onun gazetesi de bir acıklı bir name çalıyor oradan. Üflüyor. Öbür tarafta gerilim seçiyor. Tot 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 işte bas gitar bilmem ne vesaire falan işte. Böyle bir şey hocam. Tamam. O yüzden sakın ola ki bu değerlendirmeleri birbirinden ayrı düşünme. Yani bu olay sonrasında birilerinin yaptığı değerlendirmeleri sakın ola ki farklı düşünme. Ha? Evet. Şimdi bakın. Öyle değerlendir işte. Amerika'nın son 30 yıldan bu yana stratejisi şöyle gelişti. Kendisi böyle kurdu. Bir ülkede bir şey yapmak istiyorsunuz. Bunu ya askeri darbelerle yaparsınız. 1945'lerden sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika bunu çok denedi. Birçok yerde denedi. Bizde de denedi. 60 ihtilalinde denedi. 80 ihtilalinde denedi. Fakat bunun yanında darbe çok pahalı bir şey oluyor. Bazen de tutmuyor, başarıya ulaşmıyor, bilmem ne ediyor. Amerika aparat olarak bir darbeyi koyuyor önüne. Askeri darbe, bir ülkenin iç işlerine müdahale etmek, geçerli olan çarkı bozmak,
yeni oraya yeni bir çark tesis etmek için ya darbeyi kullanıyor ya da son zamanlarda terör örgütlerini kullanıyor. Bakın, Türkiye'deki terör örgütlerinin tamamı, Orta Doğu'daki terör örgütlerin tamamı, bunlar ortak üst akıl tarafından yönetiliyorlar. Şimdi şey aynı olunca, mesela adam saz çalıyor dedim. Sazın kaç tane teli var? Ben yedi bilmiyorum. Tane. Diyelim 7 tane teli var. Mesela. O 7 tele de aynı el vuruyor. Farklı farklı sesler çıkıyor ama fakat el aynı el, kişi aynı kişi. Bu terör örgütlerinin de tümünün sevk ve idaresi aynı merkezden yapılıyor. Bu nedenle zaman zaman bu eylemlerde mesela Katar görevi görüyorlar. Bir vagonu, bir vagonu, bir vagonu. Bazen de birbirini tamamlayan eylemler yapıyorlar. Şimdi Türkiye'deki eylemlere baktığınız zaman, yani şöyle ta 17 Aralık'tan itibaren alın o 3 senenin bir kronolojisini çıkarın. Hmm. Görülecektir. Bir orada yapılıyor, bunu, bir orada yapılıyor. Bunu isteyecektim. Video şeklinde mi bu? Peki. Şimdi adamcağız da alınmasın kimse. Devam edin. Yabancı tabii ki canım, ne? Şimdi şu anda Amerika Birleşik Devletleri artık nettir. Örgütleri kullanıyor Orta Doğu'da, Türkiye'de de örgütleri kullanıyor. Yani PKK'nın da ipi elinde, FETÖ'nün da ipi elinde, IŞİD'in de ipi elinde, PYD'nin de ipi elinde. Şimdi bu nedenle, yani bu olayı ha Nusra yapmış, ha IŞİD yapmış, ha PKK yapmış, bir şey fark etmiyor burada. Etmiyor. Yani bir insanın 5 parmağı var bir elinde, bazen bir parmakla tele değiniyor, bazen diğer parmakla, bazen diğer parmakla. Burada hedef belli, hedef Türkiye. Hedef Türkiye. Bu nedenle bu terör örgütlerinin yaptıkları şeyleri, bir de algı yaratma örgütleri var. Bu örgütler silahlı örgütler değiller, bunların silahları kalemdir. Silahları gazetedir, silahları sosyal medyadır, silahları televizyon ekranlarıdır. Birileri de bunları çarpıtmakla şey ediyor. Ya senin ne sıkıntın var? Büyükelçi katledilmiş orada. Yani 2 dakika sonra bir milletvekilisin, sen tweet atıyorsun, diyorsun ki Nusra. Kimi koruyorsun ya? Kimin üstünü örtüyorsun? Nusra olsa. Bir şey mi değişecek? O da terör örgütü. Yani aha işte mesela Rusya, İran, Türkiye beraber son yaptıkları Suriye ile ilgili yuvarlak masa toplantısında bir sonuç bildirgesi şey ettiler. Nusra'yı terör örgütü olarak kabul ettiler. Yani sanki Nusra, ha siz Nusra'ya yakınsınız gibi bir hava böyle ya hocam, vermeye çalışıyorlar. Hocam bunlar bak. Sen benden daha iyi bilirsin, hatırlarsın. Ben 80'de 5-6 yaşında bir çocuktum. Hmm. Hatırladığım kareler var 5-10 tane. Hmm. Hikayeler var o döneme, o yaşta. Ama şu değil miydi bu solcu dediğimiz bu arkadaşlar, komünist dediğimiz bu arkadaşlar, sosyalist dediğimiz bu arkadaşlar. Sokaklarda kahrolsun emperyalizm diye bağırmıyorlar mıydı? Evet. Birazdan izleteceğim. Sadece onlar bağırmıyordu. Biz de bağırıyorduk. Evet. Biz hala bağırıyoruz hocam. Hı hı, hı. Güneşte hala bağırıyorum, hı hı, ben. Bu ekranda senle, evet, ben hala, evet, bağırıyoruz. Evet. Bugün de değil. Evet. Dün de bağırdık. Evet. 3 yıl önce de bağırdık. Hı. 4 yıl önce de, 5 yıl önce de bağırdık hocam. Yaklaşık 9 yıldır bu programı yapıyoruz seninle. Evet. 9 yıldır bağırıyoruz. Bir tanesi bize çıksın desin ki ya Amerika'yı şurada güzellediniz bilmem ne vesaire falan. Yok öyle bir şey. Az sonra bir görüntü yayınlayacağım sana. Şimdi DAEŞ, Amerika'nın seçilmiş başkanı Trump diyor ki bu DAEŞ'i diyor Hillary Clinton kurdu diyor. Obama ile o kurdular. O kurdu diyor. Evet. Bunu söyledi. Peki bu arkadaşlardan niye çıt çıkmıyor? Canları sıkılıyor öyle denildiğinde. He. Niye çıt çıkmıyor? PKK terör örgütü. Evet. PYD terör örgütü. Evet. Amerika PKK'ya da PYD'ye de silah yardımı yapıyor. Açık bu. Peki niye bu arkadaşların canı sıkılmıyor? Sıkılmaz. Niye çıkıp da Amerikan konsolosunun önüne gidip ne yapıyorsunuz siz diye bağırıp çağırmıyorlar? Bağırmazlar. Şimdi
Hani bunlar kahrolsun emperyalizm diyordu? Hani şimdi diyor ki siz de o zaman komünistler Moskova'ya diyordunuz. He. Diyor, yani ben demiyordum, ben o zaman yoktum. Sizi kandırmışlar hocam, yapacak bir şey yok. Ama şu, biz döndük geldik dedik ki, bugün öğrendik. Yahu o gün komünistleri biz zannediyorduk ki Rusya destekliyor. Hayır, onları da CIA kurmuş. Evet. Desteklemiş. Evet. Bunlara yedirmiş. Evet. Yani Türkiye'de... Farkı yok. Komünizmle mücadele derneklerinde CIA destekledi. Evet, tabii, yani tabii. Aksi... Ama biz bugün, o gün basın yok, medya yok, o yok, bu yok, hiçbir şey bilmiyoruz. Bugün her şey şeffaf. Bugün her şeyi görüyoruz. Evet. Tamam, yanında da biliriz ama toplumca görüyoruz. Ya toplum görüyor, sen hala görmüyorsun. Görmek istemiyor. Bunların yani kimse derdi... sana geçmişte yaptığın bir hatayı bugün getirip masaya önüne koymuyor. Diyor ki, tamam orada bir hata yaptın. İyi niyetliysen tamam dön gel. Bak tamam buraya gel diyorsun falan. Yok diyor. Şimdi bu kesimin derdi başka. Yani 1945'ten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, dünya iki kampa ayrıldıktan sonra Amerika Türkiye'ye özel bir program uyguladı. Çünkü Sovyetlerin önünde bir set olarak Akdeniz'e, sıcak denize ve Orta Doğu'ya inmemesi için Türkiye vardı. Türk hükümetini sadece Sovyetlere karşı ayakta tutmak, güçlendirmek, yardım etmek yetmiyordu. Halkın da Rusya'ya karşı nefretini, onu dini şeylerle sarmalayarak böyle güçlü bir muhalefet getirmek istiyordu. Türkiye'de komünizmle mücadele derneklerini Amerika Birleşik Devletleri kurdu, kurdurdu. Bu derneklerin finansmanını, parasal yardımını Amerika verdi yıllarca. Bunun karşısında sol örgüt olarak Dev Genç, Dev Sol gibi örgütleri de Amerika kurdu. Fakat sağ kesimin çocukları ile sol kesimin ve bu sol kesimin çocuklarını özellikle de Alevilerden seçti. Ağırlıklı olarak. Bu çatışmada haliyle, yani 20 yaşındaki üniversite gençleri daha çok veya işçiler bu işle ilgileniyorlardı. Zannediyorlardı ki Dev Genç'le Dev Sol'un arkasında Rusya var. Bu yüzden de komünistler Moskova'ya diye meşhur bir slogandı. Solcular da sağcıları Amerikan uşağı olarak şey diyorlardı. Suçluyorlar. Fakat sonradan iş gerçek ortaya çıktı. Yani o 1980 askeri darbesinden sonra ortam daha farklı oldu. O hadiselerin içerisinde gelenler. Allah rahmet eylesin. Muhsin Yazıcıoğlu mesela. Herkes dedi ki bak sağ kitle şunu söyledi. FETÖ'nün suikastidir. Evet. Sağ kitle şunu söyledi. Dedi ki Dev Genç'inde, Dev Sol'unda arkasında Amerika varmış. Sağ kitle hiçbir zaman Amerika'nın uşaklığını yapmadı. Amerika'nın yanında durmadı. Ve onu da gördü. Fakat sol kesim bunu gördü. Amerikancı oldu bu sefer de. Rusya ortadan kaybolunca Amerikancı oldu. Ya şu Ankara'nın... Sonra Amerika'nın Almanya şubesi. Almanya Amerika'nın, evet, şubesiydi. Evet, evet. O bunların devraldı, evet, bu yapıların hepsini. Evet. Sonra darbe zamanında da bunlar kaçtılar. Sağı da solu da bak Almanya'ya kaçtı. Evet. O Almanya'ya sığındı. Evet. Ülkücüsü de, Ozan Arif'i de, milli görüşçüsü, evet, de, evet, evet, efendim mesela komünisti de, evet, sosyalisti, evet, de, katili de, hırlısı da, hırsızı da, uğursuzu da hepsi Almanya bunları sahipleniyor. Niye bunları alıyor, sahipleniyorlar? Ha, operasyon yapacak çünkü ileride. Bunlar üzerinden o ülkeye operasyon yapıyor. Yani bunlar diplomasi aracı. Bu kaçanların terör hepsine, yani biz kötü mötü demiyoruz. Hatta hiçbirine demiyoruz. Katiline şunu, onu dışarıda tut. Yani bir tezgaha düşürüldü bunların abi, hepsi. Ölçü şu. Ölçü şu. Şimdi bak mesela milliyetçi kesimden Almanya'da olanlar var. Ülkesine düşman olmadı. Ha? Bravo. Onlar? Milli görüş. Ülkesine, evet, düşman olmadı. Milli görüşü. Türk İslam bilmem ne federasyonu. Ülkücü ülkesine, arkadaşlar. Ülkesine bunlar olmadı. Bu ülkeye hiçbir zaman düşman olmadılar. Bravo. Ne Almanya istihbarat servisinin oyuncağı haline geldiler. Bravo. Ne Almanya'dan bir kuruş para aldılar. Bravo.
Bravo. Ve en zor dönemlerde Türkiye lehine orada lobi faaliyetleri yaptılar. Yürüyüşler yaptılar, mitingler yaptılar. Sadece ve sadece. Paralarını gönderdiler. Bak sadece ve sadece. İhanet eden solcular oldu bir. Yani gittiler orada. Türkiye aleyhine onu ya kardeşim. İdama mahkum edilen ülkücüler idama mahkum edildikleri halde gidip vatan ihanetinde bulunmadılar. Ama solcular bulundular. FETÖ'cüler bulundular. Onlar teşneymiş. Ondan sonra bilmem ne mezhepçileri bulundular. Ya şimdi şu anda bak FETÖ'nün şu anda diaspora diye ifade edeceğimiz dış devletlerdeki lobi faaliyetleri Ermeni lobisinin Türkiye aleyhine yaptığı faaliyetlerin 1000 katını yapıyorlar. Ermeniler ayda yılda bir şey yapıyorlar. Fakat bunlar bütün o medya ocaklarında ülkelerde şey etmeye başladılar. Bakın buradan söylüyorum. Mesela o bir televizyon şeyleri arkadaşlar Afrika'ya gittiler. FETÖ'nün oradaki okullarını falan çektiler. Bırakın onları. Avustralya'da feryat ediliyor. Feryat buradan Dışişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Buradan Avustralya Büyükelçiliği'ne sesleniyorum. FETÖ'cüler orayı karargah haline getirdiler. Orada çok miktarda okulları var. Bir okul için aldıkları para 5 sene oraya gittim. Bizatihi oranın imamı söyledi bana. 25 milyon dolar alıyor. Avustralya şöyle bir ülke. Gerçekten hürriyetler ülkesi. 72 milletten insan var. Fakat müthiş şekilde orada şey olmuşlar. Ermeni lobisiyle ortak hareket ediyorlar. Herkesle ortak hareket ediyorlar. Herkesle. Türkiye düşmanı herkesle ortak hareket ediyor. Ve o dışarıdaki imamları bunların her gün yarın kim ne yapacak? Sizler falan sivil toplum örgütüyle görüşeceksiniz. Siz falan gazeteyi ziyaret edeceksiniz. Siz falan siyasetçiyi hocam, ziyaret edeceksiniz. Bastırıyor, veriyor parayı. Türkiye aleyhine yazdırıyor, konuşturuyor, evet. Bilmem ne yaptırıyor. Arkadaş bakın şimdi. Tayyip Erdoğan bir siyasetçidir. Tayyip Erdoğan'a karşı olabilirsiniz. Birisi kalkar burada siyasi bir parti kurar. Nitekim var o partiler. Tayyip Erdoğan da bir siyasetçi, onlar da. Siyasi mücadele yaparsınız. Halk da bu mücadelenizi görür, ya ona oyunu verir, ya size o oyunu verir. Fakat siz gidip de dışarıda ülkeniz aleyhine, bakın dünyada şu görülmemiştir. Bir İngiliz gazeteci veya bir siyasi partinin milletvekili veya bir sivil toplum örgütünün yöneticisi kendi ülkesi aleyhinde hiçbir yerde tek kelime etmez ya etmez. Bu Orta Doğu'daki İslam ülkelerine has. En fazla hain de bu topraklarda yetişiyor ya Türkiye'de ya. Ya kardeşim bak biz 28 Şubat sürecinde Çevik Bir'le mücadele etmedik mi? Ettik. Güven Erkaya'yla mücadele etmedik mi? Fakat biz hiçbir zaman Türk ordusuyla mücadele etmedik. Etmedik. Biz şuna inandık. Türk ordusunun içerisinde Cunta'yı temizlersen evet kumaşı bu tezgahlarda dokunmamış insanlar komuta kademesini ele geçirmişler. Biz onlarla mücadele ettik. Ordumuzun içerisinde cuntalar olmasın. Kendi sapık ideolojisine, kendi dünya görüşüne göre ordunun kuvvetini kullanarak vatandaşa baskı şey ediyordu. Bana söyler misin ya bir ordunun görevi midir Cumhuriyet mitingleri düzenlemek CHP'yle ya? Ya. Söyler misiniz bana? CHP'nin arka bahçesi yaptılar Türk ordusunu. Bunu bu millet gördü. Ayıptır, biz bununla mücadele ettik. CHP de şimdi, kendi arka bahçesi zannetti ama. Öyledir. Öyledir ya beraber şimdi, hareket ediyorlar. 28 Şubat'ı da FETÖ yaptı. Evet. Bu FETÖ'cüler bunları kışkırttı. Aralarında FETÖ'cü olan da çıktı dine diyanete küfretti hocam. Öyle oldu bak. O üst akıl bütün bu parmakları zaten bağlamıştı kendisine. Siyaseten bu böyle yapacak, o böyle yapacak. 28 Şubat sürecinde CIA yaptı. Bütün bunları CIA yapıyor kardeşim Türkiye'de. FETÖ kim la? FETÖ kim ya? Bunlar aparat birer aparat. Önce 28 Şubat sürecinde
Müslümanlara baskı yaptırdı CIA. Baskı yapın, baskı yapın, baskı yapın. Okullarını kapadın. Yani milleti asker düşmanı yaptılar önce. Kendi ordusuna düşman hale getirdi. Hocam çok özür diliyorum. Buradaki olan hadiseyi üç cümleyle anlatmama fırsat verir misin izah etmeme? Tabii tabii. FETÖ, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgütlenecekti, örgütlenmesi gerekiyordu. Evet. Onun Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgütlenmesi için birkaç şey gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi sıradan senin benim bu millet gibi, bu toplumun kendisi gibi olan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki dindar diyorum. Bu dindarlık şöyle bir şey değil. Beş vakitine beş vakit daha katan anlamında söylemiyorum. Şimdi Müslüman desem yanlış anlaşılacak. İnançlı desem yanlış anlaşılacak. Düzgün kelimeyi bulamadığımız için, tamam mı? Şöyle diyeyim, senin benim gibi bu toplumun insanı, ortalaması. Evet. Tamam, bu toplumun evet. Ortalaması namaz kılan. Hanımının başı kapalı yahut değil ama namaz kılıyor. Anasının başı kapalı. Alkol almak istemiyor, bilmem ne falan. Evet. Bu tiplerin ordudan temizlenmesi, çünkü bunlar ihanet etmez ki ülkesine. Bunlara ihanet edemez. Evet. Bunların oradan temizlenmesi gerekiyordu. Bir. İkincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de bu milletin düşman edilmesi gerekiyordu. Aynen onu yaptı. İki şey vardı. Bunlar durdular. Ordu içerisindeki Adana Kemalist dediğimiz tırnak içerisinde bu ülkeye, bu ülkenin değerlerine, kültürüne, inancına, bu topluma düşman, işte göbeğini kaşıyan adam diye görüyor. Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı yazana küfrediyor, gördünüz siz onu. Evet, ülkenin evet, başbakanına evet, küfrediyor. Evet. Bunların hepsini gördük biz. Evet. Bu tipleri gazladılar. Evet. Bunlara bir de, bak aynı, demin biraz önce o orkestra örneğini verdim ya. Şimdi 28 Şubat'ta üst akıl var, Amerika. Evet. Türkiye'de 28 Şubat denilen bir darbe yaptıracak. Evet. Aydın Doğan da diyor ki zurnayı sen çalacaksın. FETÖ'ye diyor ki işte kanunu sen çalacaksın. Evet. Öbürüne davulu sen çalacaksın. Evet. Berikine, TÜSİA'da evet. diyor ki işte sen de şu piyanoyu çalacaksın diyor falan. Hepsi görevli. Evet. Biz hepsini birbirinden farklı gibi düşünüyoruz. Öyle değil. Evet. Senaryo yazılmış olan. Şimdi durdular bunları. Ordudan attılar. Senin evet. benim gibi bu toplumun evet. ortalaması evet. insanları evet. ordudan FETÖ evet. eliyle, marifetiyle attılar. Buralar boşaldı şimdi. Yetmedi. İmam hatipleri, yine bu 28 Şubat'ta İmam hatipleri kapattılar. Evet. İmam hatiplerin orta kısımlarını kapattılar, katsayı uygulaması getirdiler. Evet. Millete dediler ki, hadi bakayım FETÖ'nün okullarına, dershanelerine, oraya yönlendirdiler. Yetmedi. Şimdi, Turgay bir dakika. İki tane lokanta var. Sen Müslümansın. Birisi Müslüman lokantası. Lokantayı kapattılar. Sen yemek yiyeceksin. Aç mı kalacaksın? Bir tane Yahudi lokantası var. Diğer de işte Hristiyan, putperest şu bu. Sen Yahudi lokantasına mecbur kalırsın. Tabii. Dersin ki domuz eti yok, şu yok, bu yok. Tabii. Orada yiyeceksin. Aynen öyle. Ama sen Müslüman lokantası kapatmadan seni oraya yönlendiremezdi. Yönlendiremezdi. İmam Hatip okulları, FETÖ'nün okullarına dindarlar çocuklarını vermek mecburiyetinde kalsınlar diye. Bu bilinçli olarak programlandı. Aynen öyle. Bu ülkenin işte o ifadeyle kumaşı Anadolu tezgahında dokunmuş neslinin çocuklarını aldılar ve onları zehirlediler. Evet. Tamam. Evet. Almasalardı o nesil zehirlenmemiş olacaktı. Aynen öyle. Sonra üniversitelere başörtüsüyle gidilmesini engellediler, yasakladılar. Evet. Bu ülkenin yine ortalaması ailesi Anadolu insanının çocukları, başı örtülü olan çocukları, şunu söyleyeyim, başı örtülü yahut açık, kardeşimdir benim. Tek şey ararım, ülkesinin milletini sevsin. O kadar. Dinine, diyanetine, kültürüne, inancına küfretmesin, yeter. Benim evet. kardeşimdir, başımın üstüne yeri vardır. Nice başı açık olan vardır, başı kapalıdan daha dindardır, nokta. Evet. Kastımı anlatabildim zannediyorum. Başörtüsü yasağı getirdiler, bu vatanın ortalaması ailelerin, kız çocukları dedi ki ben dik duracağım, başımı açmayacağım, gerekirse de üniversiteye gitmeyeceğim. Ama hiçbir Avrupa ülkesinin
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Avrupa Parlamentosu'nun demokrasi demokrasi diye bağıranların umurunda oldu mu? Olmadı. Neyse. Bunlar başımızı açmayacağız, gerekirse de okumayacağız deyince bu iblis, göster onu, hemen sahneye çıktı. Dedi ki başörtüsü teferruattır. Evet. Sonra çevirdiler furiyattır falan demeye. Ve bunun elemanları başını açıp üniversiteye gitti. Bugün ablam abla diyoruz ya, ülkeyi ihanet edenler tabii, şunlar tabii, bunlar. Tabii. Siz o bu 28 Şubat'ın tezgahından çıkıp geldiler. Evet. İki bu. Evet. İmam Hatiplerin önünü kesmişlerdi. Üç. Ordu içerisinde ülkesine milletine ihanet etmeyen o insanları da oradan tahsiye ettiler. Dört. Elimizde Allah'ın ne kaldı? Dur, daha kalmadı. Hı. Elimizde milletin yahu değiştirilsin. Bu ordu bizi temsil etmiyor. Böyle yani biz buraya peygamber ocağı diyoruz. Böyle rezillik olmaz. Oradaki kademesinden nefret ettiği bir toplum çıktı ortaya. Evet. Eğer 28 Şubat olmasaydı asla ve asla Ergenekon'u yapamazlardı. Evet. Bu millet ordusu için derdi ki bir dakika ya, böyle hoyratça böyle iş yaptırmam ben sana derdi. Ama ne oldu? Millet diniyle, kitabıyla, Kur'an'ıyla, saymıyorum onları, çıkarmıyorum. Şimdi yeni nesil bilmiyordur. Kur'an'a hakaret edeni, küfredeni de gördük. Ezan'a, İstiklal Marşı'na hakaret eden, küfreden general gördük. General gördük. Bunların hepsini gördük. O da işte üniversitelerde başörtülerin başının çekilip açıldığını gördük. Bunların idamla yargılandığını gördük. Evet. Bunların hepsini gördük yani. El ele tutuşan kızlara tahammül edemediler. Sessizce eylem yani. Biz terörist değiliz. Evet. Biz ülkemizi seviyoruz. Bak o yüzden de sadece sesimizi duyurmak için sessizce, bir yeri kırmadan, dökmeden burada duruyoruz diyen kızlara tahammül etmediler. Bu Aydın Doğan'ın medyası var ya. Evet. Bugün teröristleri cici çocuk ilan ediyor. Ne var bunda canım diyor, gelsin kırsınlar, döksünler. Ne var canım diyor, küfür etmişler, ne olmuş falan. O büyük ama, haklı medya ayağıdır, bu nettir. Nettir, bitti. Sonra Ergenekon'da da ikinci planı devreye koydular ve dediler ki biz bu dine, diyanete küfredenleri buradan toplayalım. Onları oradan alalım, bizimkileri yerine getirelim. Tamam mı? Evet. O arada Türkiye'de bir kesimi de inceden inceye, ufaktan ufağa, ufak ufak böyle Erdoğan'a düşman edelim. Oradan başladı Erdoğan düşmanlığı. O ara AK Parti'yi kapatmaya kalktılar. Biz zannediyoruz ki bu junta, Ergenekoncu, işte bu 28 Şubatçı junta'nın kalıntılarının marifeti. Hı hı. Değil, FETÖ'nün marifeti. Evet. Şimdi bu Ergenekon'la mücadele, Ergenekon'da ismi geçen herkes AK Parti kapatılsın, Tayyip Erdoğan asılsın bilmem ne falan diyen adamlardı. Evet. Bunu dediğin zaman toplum bunun alınmasında rahatsız olur mu? Bunun içeri alınmasından rahatsız olur mu? Evet. Anlatabiliyorum değil mi? Evet. Orada ince Erdoğan düşmanlığını, Erdoğan diktatörü, bunu da kendisi yaptı. Evet. Geldi, Zurnacı'ya dedi ki, Hürriyet'in şunun bunun yazarına çize, Zurnacı o. Dedi ki şuradan bir Erdoğan düşmanlığını pekiştirecek bir hava çal. O başladı çalmaya. Davulcuya gitti, sen de böyle gerilim şeklinde vur davula. Türkiye İran oluyor, Türkiye Malezya oluyor, şeriat geliyor bilmem ne. O da oradan vurdu tokmağı. Öbürüne gitti, dedi ki sen de çal. Bu ülkede Atatürkçüler artık şöyle içeri atılıyor bilmem ne oluyor falan melodisi çal. Tüm bu melodilerin tınıları ülkedeki bir kesimi Erdoğan düşmanı haline getirirken ortadan ikiye böldü. Tamam. Evet. Bunun hepsini cemaat ince, o gün için cemaat, hı-hı, bugün için dünyanın en azılı terör örgütü FETÖ, evet, ince bunları dokudu. Şimdi hiç kimse kusura bakmasın. O gün bu ülkedeki insanına, kendi insanına zulmeden, inancıyla savaşan o yapı olmasaydı, şimdi Ergenekon'daki karşılaştığımız manzaranın tümü de kumpas değil. Tabii, rezil adamlar var orada. Tabii. Onlar da aldılar. Evet. Onlar NATO'cuydu.
Hı hı hı. Amerika dedi ki, kardeşim bunlar din düşmanı bilmem ne, bu Türkiye'de, bu bunlar artık bunlarla yol yürüyemem ben dedi. Hı hı. Sen bunları tasfiye et, yerine bu topluma benzeyen tipler olarak, hainler olarak gel ki millete yedirirsin bu iş. Evet. Mevzu bu. O da NATO'cu, bu da NATO'cu. İkisi de NATO'cu. Evet. İkisi de Amerikancı. Evet. İkisi de Amerika'nın menfaatlerine hizmet ediyor. Evet. Çevik bir bu toplumun menfaatlerine mi hizmet etti? Açsın davayı, açmasa. Etmedi. Bu ülkenin başbakanı da dirsek attılar. Elindeki dosyaları düşürdüler. Evet. Başbakanın da yani ben dilim varmıyor bak. Ben söyleyemiyorum o generalin bu ülkenin başbakanına, Erbakan'a ne dediklerini. Söyleyemiyorum. Hocam burada bir nokta koyalım. Kusura bakma ben araya girdim ama bunu izah etmem lazımdı. Gazeteci gözüyle daha iyi izah ediyorsun. Estağfurullah. Yani. Görüyorum ben onu. Bu süreci böyle başlattılar. Evet. Şimdi Erdoğan beni aldattılar, yanıldım falan derken başka bir şey kastediyor. Kimse kusura bakmasın. Erdoğan evet. Başka bir şey kastediyor. Evet, evet, evet. Burada gel AK Parti'yi kapatmaya kalkış. AK Parti'yi kapatırken de FETÖ'cüleri gönder. AK Parti kapatılmasın diye mücadele ediyor görüntüsü çizsin. Ver. İkisi de Amerikan işi. Evet. Ondan sonra nedir biz yani? Biz kurtardık seni. Ha, nedir yani? Bu ülkenin başbakanı herkese şüpheyle mi bakacak? Herkese düşman gözüyle mi bakacak? Evet, evet, eski yönetimler gibi. Evet, evet, evet. Evet. Bu FETÖ'yü bu ülkede Ecevit kurtarmıştır. Evet. Mesut Yılmaz kurtarmıştır. Evet. Saydırmayın bana bunları şimdi. 12 Eylül'de kim kurtarmıştır? Erdoğan ve onun çizgisindeki, onun geldiği gelenek ben dahil, sen dahil. Biz bunları hiçbir zaman tasvip etmedik ki. Yıldızımız bu adamlarla hiç barışmadı ki. Biz bunlara sürekli her zaman CIA ajanı dedik ki. Dedik yani. 2005'te yazdığım işte Mehdix'te Amerika'daki vaiz dediğim adam. Hı hı. Bir sene önce hakkımda o kitaptan benim haberim yok. Dava açmışlar işte biliyorsun Mehdi ilan ettikleri evet, zaman bilmem ne evet. Falan. Ama ne? Bir yer geldi. Acaba mı falan dedik yani. Ya biz o kadar da kötü niyetli olmayalım sanki falan dedik. Dedik. Ellemedik. Bir de devletin işleyişine böyle çomak sokmak öyle olmaz yani her kafanın estiğinde bir şey diyor. Şimdi Türkiye'de uluslararası siyaset. İsrail'le gerekeni yaptın, dünyanın dikkatini çektin, parmağını salladın, kavga ettin bilmem ne yaptın. Özür diledi, şu oldu, bu oldu vesaire falan. Bugün ilişkiler normalleşme sürecine girdi. Birileri kıyameti koparıyor. İyi de biz, Yunanistan bu ülkeyi işgal etmişti ya. Evet. Fransızlar gelmiş bacılarımıza saldırıyordu, başlarındaki örtüleri çekip alıyordu. İngilizler geldi, Çanakkale'de 250 bin insanımızı katletti. Evet. Daha sayayım mı? Hı hı. Ne oldu? Yani bir ömür biz bunlarla şey miyiz? İsrail bir terörist devlettir. Bunun aksini mi söylüyorsun? Aksini mi düşünüyorsun? Sadece İsrail değil. Ama bak, sadece İsrail değil. Günahları almayalım. Hayır. Amerika terörist kullanıyor. Almanya kullanıyor. İngiltere terörist kullanıyor. Batılı ülkelerin tamamı terörizmi kullanıyorlar. Son 50 yıldır terör örgütlerini evet. Kullanıyorlar. İsrail'i de biraz volümünü açmışlar. Şimdi orada katliam yapan bir devlettir. Nokta. Bu söylediğimden başka falan bir şey çıkmasın. Ama onunla da başka şeyler perdeleniyor. Tamam mı? Almanya 4500 PKK'lı azılı terörist ev sahipliği yapıyor. Sadece şey diye bağırıyoruz. Ya bunların hepsini koyacağız, milletin gözüne sokacağız. Bir mola hocam dönüşte. Ne olur unutma not al. Tamam. Sakın bir yere ayrılmayın. Onu unutmuşum, bir izleyicimiz hatırlattı. Hı. Yine 28 Şubat sürecinde yeşil sermaye dediler, evet. Saldırdılar. Sonra Tuzkon'u bilmem şunu bunu getirdiler, bunun yerine tabii, ikame ettiler. Tabii. Ya. Üst aklın tamamen planları, o da. Yani onu yok edecek, öbürüne yol açacak. Mütedeyyin kesim. FETÖ'nün okullarına ve yurtlarına imam hatipler bilinçli olarak kapatıldı. Önleri kesildi. Orada bu mütedeyyin vatandaş ne yapacak? Alternatif olarak sadece FETÖ'nün okulları kaldı. Merhum Erbakan Hoca ile Allah rahmet etsin dalga evet. Geçtiler. Hı hı. Yıllarca dalga geçtiler. Evet. Sözlerine bilmem nesine şusuna evet. Busuna. Evet. Evet. Bu milleti
uyandırabilmek için elinden geleni yaptı. Evet. Başaramadı. Evet. Ama talebesi Erdoğan'a nasip oldu hocam. Yani İstihbaratçılar. Bugün Erdoğan yine Cumhurbaşkanlığı kabulünde bir kez daha altını çizdi. Dedi ki bak bu terör örgütlerinin arkasında işte o üst akıl dedi Amerika var. Tabii. Destek veriyor artık dedi. Açık ya. Hocam açık koalisyon artık. Güçleri Elbap'tan kaçıp gitti. Evet. DEAŞ'la tek başımıza biz mücadele ediyoruz. Evet. Ha, iş mi bu şimdi? Amerika denen alçak devlet Musul'daki hareketi yarım bırakmadı mı? Evet. Niye? Niye DEAŞ'ten temizlemiyorsun? Bir de silah veriyor bunlara. E tabii. Bak bugün Güneş'in manşetinde vardı. Bu RDX diye bir bomba var ya. Hmm. Şimdi DEAŞ'ta bu bomba var. Evet. Amerika'nın. Amerikan askerinin kullandığı üst düzey bir bomba. Silah, evet. PKK'da bu var. Evet. Nasıl olacak bu? Terör örgütlerinin hamisi ve besleyicisi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bu net. Evet. Şimdi bu bak net. Hocam. Ta yıllar önce. Takriben 1990'ların ortasında. 98 mi? 92 pardon. Tabii 92. 1992'de. Yanılmıyorsam Refah Partisi'nin 40 milletvekili falan vardı. Evet. Mecliste. Erbakan Hoca'nın 1992'de yaptığı konuşmaya ne olur herkes çok dikkatli baksın. Sen de bir bak. Tamam. Hatırlarsın da. Bizim bir gazetecimize şunları söylüyor. Amerikalı albay söylüyor bunu. Diyor ki işte eliyle harita üzerinde Kürt devleti burada kurulacaktır. Savaş bitecek, Saddam çökmüş olacak. Daha Körfez Harbi bitmemiş. Harpten önce söylüyor adam. Saddam çökmüş olacak, bu yörede devlet kalmayacak. Devlet otoritesinden yoksun bir boşluk doğacak. Kürtler bir devlet kurarak buradaki boşluğu dolduracaklar. Belki de Türkiye'den toprak ister. Türkiye bunu kabul etmeyeceğini açıklamış bulunuyor dendiği zaman kendisine. O zaman çarpışacaksınız. Şimdi tekrar kendisine deniyor ki Türkiye'nin düzenli orduları, silahları, topları, zırhları, tankları, uçakları, füzeleri var. Böyle bir büyük güce nasıl karşı koyalım? Hem gerek İran, gerek Suriye, Irak'ın toprak bütünlüğü için açık tavır koymuş bulunuyorlar. Onların da bölgede bir Kürt devleti oluşmasına göz yumacaklarına nasıl ihtimal veriyorsunuz dendiği zaman Amerikalı yarbayın söylediği sözler şunlar. Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerin de yakında çok silahları olacak. Saddam'ın bıraktığı silahlar onlara kalıyor. Belki Türkiye'de sizinkilerden bile ileri silahları olacak. Uçakları, tankları, füzeleri, zırhları, helikopterleri, havalimanları vesaire. Ne zaman söyleniyor bu sesler? Körfez Harbi'nin başında daha Körfez Harbi yapılmamış. Muhterem milletvekilleri, aziz milletimizin evlatları. Bu okuduğum vesika ne gösteriyor? ABD, dış güçler, İsrail. Bütün bu olayların hepsini planlı olarak yapıyor. Onların uzun vadeli planları var. Batılı ajanlar cirit atıyor. Onların bu uzun vadeli planları var da. Bizim kısa, orta ve uzun vadeli milli planlarımız nerede? Kim yapacak bunu? Yapması icap edenler bir plan sahibi olmadıkları gibi sadece onların planına alet olur. Bak onlar... Orta Doğu'da Müslüman ülkeler arasında işbirliği olmaz. Türkiye Suriye'yle, Türkiye Irak'la, Türkiye İran'la çatışsın istiyorlar ve bunu gerçekleştiriyorlar. Öyleyse bu emperyalizm ve siyonizmin planını bozmamız lazım. Bozmamız lazım. Erbakan Hoca'ya Allah rahmet eylesin. Fakat hocayı o kadar itibarsızlaştırdılar ki medya yoluyla işte şuyla sürekli. Buyla sürekli bunu yaptılar. Erbakan hocanın söyledikleri... Hocam bak, dur bir dakika. Allah gani gani rahmet etsin. Unutma. Evet. Şimdi, gerçekten hani nurani diyoruz ya. Evet. Bu Erbakan Hoca. Evet. Kaç yaşındadır burada? 70'in üzerinde. 70'e yakın, 70 evet. falan bilmem ne. 70 civarında. Ver iblisi. Hı. Aynı anda değil ya, devamında ver. Şimdi onu kaldır, onu ver. Hop 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 arkadaşlar. Buna da hoca diyorlar.
Ya Turgay, geceleri uyuyamıyorum ya. Şimdi birisi diyor ki abi ders çalışıyorum. Yarın sınavım var. He. Sen bunu gösteriyorsun. He. Bütün konsantrasyonum gidiyor. Evet. Ben de diyorum ki hayır gitmesin, kamçılan. Bu seni kamçılasın yani. Bak, törtlek. Evet, şimdi Erbakan Hoca'yı itibarsızlaştırdılar. Bu nedenle söylediklerini kimse kale almıyordu. Şimdi silahlandırma meselesini bak orada söylüyor. Bu örgütler işte onlar silahlandırıyor. Uzağa gitmeyelim. Yani PKK'yı 30 sene önce nasıl silahlandırdı bilmem ne. Bu tarafa gitmeyelim, yakına gelelim birkaç sene içerisinde. DAEŞ'in Suriye'de ortaya çıkışını hatırlıyoruz değil mi? El-Kaide'den bir grup ayrıldı Suriye El-Kaide'sinden. Ve işte IŞİD veya DAEŞ dediğimiz örgütü kurdular. Bu örgüt El-Kaide'den ayrıldığında elinde sadece birer Kalaşnikov tüfek vardı. Başka bir şey yoktu. Amerika nasıl silahlandırdı bunu? Bir müddet sonra önce işte meşhur ettiler, kafa kestirdiler videolarla. Bütün dünya televizyonlarında döndürdüler. Ondan sonra Amerika bunu silahlandırmak için harekete geçti. Dedi ki Musul'a git. Ya sen Suriye'desin. El-Kaide değil, DAEŞ. DAEŞ. Sen Suriye'desin. Musul'a niye gidiyorsun yani? Bir baktık Musul'un üzerine gidiyor. Musul'da merkezi hükümetin, yani Irak hükümetinin iki tane zırhlı tümeni vardı. Bir tümen 15 bin askerden oluşuyordu. 30 bin asker. Bu zırhlı tümenlerin bak tankları vardı, uçak savarları vardı, füzeleri vardı. Yani ağır silahları vardı. 500 veya 600 civarında IŞİD militanı o 57 model arkası açık Toyota pikaplara bindiler. Musul'un üzerine gidiyorlar. Dünya medyası harekete geçti. Geçirildi daha doğrusu. Türk medyası da öyle. Korku pompaladılar. Korku pompaladılar. Aman IŞİD Musul'un üzerine gidiyor. Hiç ölmeyecek adamlar. Dokuz canlı adamlar. Evet. O canavarlar. Evet. Tamam, kurşun işlemeyen adamlar geliyor. Aynen öyle. Musul'un üzerine gidiyor. Böyle bir korku. Yahu bunlar 500-600 kişi. Musul'da iki tane tümen var. 30 bin zırhlı birlik üstelik. Bir baktık daha IŞİD oraya gelmeden o 30 bin asker işte bu yani ellerindeki silahlar da bunlar arkadaş. Şiileri de kesmeye gidiyorlar. Evet. Tamam, şey de oydu. Bir baktık 30 bin asker Musul'da silahları bırakarak Musul'u terk ettiler. Yok. Silah vererek gitmiş oldular aslında. Silahları bıraktılar IŞİD'e. Musul'u terk ettiler. O günkü bakın Türkiye'deki medyaya bakın. Hürriyet'in yayınlarına bakın. Aydın Doğan medyasına bakın. Ya bu Araplar niye korkak? Yani Musul'daki askerleri ha işte düzensiz, disiplinsiz, korkak bak bırakıp kaçtılar. Bir şeyi örtmeye çalışıyordu. Neyi örtmeye çalışıyordu? Amerika'nın bu örgüte silahı nasıl verdiğini örtmeye çalışıyorlardı. Erbakan yıllarca bas bas bağırmadı mı? Ben hatırlıyorum. Çekiç güç PKK'ya silah veriyor. Evet, çekiç güç PKK'ya silah veriyor diye. Evet. PKK'nın silah fabrikaları mı vardı? Aynısı. IŞİD geldi oraya. Aha dedi. Amerika helikopterlerle sana aylarca silah ne atayım? Aha buyur. Verdi. Irak'taki İbadi'nin, İbadi'den Maliki. Maliki hükümeti Amerika'nın zaten denetiminde. Maliki'ye emredildi. Çek bu askerleri dendi ve o asker çekildi. O silahlar oraya verildi. Batı yine o yıllarda yani PKK ile mücadele ettiğimiz yıllarda hatırlayacaksın. Ya iki tane F-16 kaldırsa konvoy halinde giden bunları tabii tak canım, tak tak vurur eder, geçer gider. Nedir? Yok eder. Amerika orada kendisi kaldırsa iki tane. Aynen öyle. Amerika boşalttırdı Musul'u ve IŞİD'i oraya kendisi yönlendirdi. DAEŞ'i. Hatırlıyor musunuz? Biz PKK ile mücadele ediyorduk bundan önce. Alman tankları vardı elimizde. Almanya'dan almıştık.
Almanya resmen bize ultimatum verdi. Benim sana sattığım tankı PKK'ya karşı kullanamazsın. Bugün ne diyor? Terörle mücadele yasanı diyor. Aynı şeyi söylüyor. Yani Almanya terörist bir ülkedir. İngiltere terörist bir ülkedir. Bakın Batı dünyası, Batı medeniyeti, bunu belki biz bugün haklarından gelemiyoruz. Yüzlerine vurduğumuzda da bir şey ifade etmiyor kendi şeylerinde. Ama tarih bunu yazacaktır. En alçak dönem Batı medeniyetinin en alçak dönemi budur. Dünyayı terörize ettiler. Terör demek İngiltere demek, terör demek Amerika demek, terör demek İsrail demek, terör demek Fransa demek, terör demek Almanya demek arkadaş. Yani bunlar utanmıyorlar, bunlar haysiyetsiz insanlar. Trump kendi ağzıyla söyledi bunu. IŞİD'i dedi, Obama ile şey kurdu, Hillary Clinton kurdu dedi. E bunu herkes biliyor yani artık. Hocam, Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, Tayyip Erdoğan DAEŞ'a silah gönderiyor, iftirasını atıyor. O bunu der demez, bak o bunu der demez. Bunun demin orkestra örneği verdim ya. Evet. Hemen CHP çıkıyor, işte bunu der demez. Kemal Kılıçdaroğlu bunu der demez. Buradaki Can Dündar bunu yazar yazmaz. Avrupa Batı medyası bu sözü alıyor, manşetlerini yapıyor. Tabii. Şöyle diyor, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri itiraf etti böyle evet, dedi. Evet. Şimdi Kemal Bey de bundan ne umuyor bilmiyorum. Yani gelecek Almanya Erdoğan'ı dövecek mi? Koltuğundan mı edecek? Atacak onu da Kemal Kılıçdaroğlu onun yerine mi oturacak? Bu evet, mudur yani? Arkadaş. Sonra Amerika'da söylüyor. Ya arkadaş, Amerika'nın seçilmiş başkanı diyor, bu DAEŞ'ı Obama ve Hillary Clinton kurdu diye. Evet. Bunun Türkiye'de bütün gazetelerde manşet olması gerekmiyor mu? He? Evet. Ama yapmıyorlar onu. Niye? Manşet yapmıyor. Niye? Heh. Ya çünkü orkestra şefi çubuğunu... Aynen öyle. Sopasını göstermiyor, çal demiyor. Türkiye'deki hadise, toparlayacak olursak burayı, siyasi bir mücadele değil içeride. Türkiye'deki bütün muhalif unsurlar, terör örgütlerinden tutun, bazı medya organlarına, bazı sivil toplum örgütlerinden tutun, bazı bilmem iş kollarına kadar bu büyük aklın kontrolünde kardeşim. Bu Türkiye'ye karşı yapılan bir operasyon. Bakın, bu memlekette artık bu ülkeyi seven, vatansever insanın belirgin vasfı, mümeyyiz vasfı şudur kardeşim. Bugün eğer bu saldırıların tümüne siyasi parti şeyi gözetmeden durmuyorsanız ülkeye ihanet içerisindesiniz. Mesele Türkiye'nin beka meselesidir. Mesele Tayyip Erdoğan meselesi değildir. Buna birçok insan uyandı. Birçok insan uyandı. Yani diğer siyasi partilerden de CHP tabanından da hala doğrusu uyananlar oldu. Fakat bizim sadece şu, yani ben anlamıyorum. Ya Almanya'da bir gazete nasıl gazetecilik yapıyorum diye Alman devletinin aleyhine manşetler atar ya. Şu bir yıldır mesela Fransa'da o hal uygulanıyor. Söyler misin bana ya? Bir tane Fransız gazetesi bu o hal kalksın diye veya bu ne kadar işte insan hürriyeti şu bu falan engelleniyor diye bir tane yazı çıktı mı ya? Nedir bu Türkiye'nin hali? Ya. Hocam oradaki olağanüstü hali ben gördüm. Gittim iki kez gittim evet. Bu süreçte. Bir görsen oradaki olağanüstü hali var ya. Evet. Her gerçek yer, anlamda olağanüstü hali. Her yerde hali. Askerler polis de değil. Ellerinde evet. Ağır silahlar. Evet. En ufak bir şüpheli bir durum olsa direkt mermi ağzına vurma sürüyor. Yetkileri var. Ve akşam güneş battıktan sonra her taraf kapanıyor. Kimse sokakta gezmiyor arkadaşım. Türkiye'de bu o hal uzatıldığı zaman, o günden bugüne, iki seferdir uzatılıyor. İşte buyurun Paris'in şeyinde göbeğinde ya, Türkiye'de böyle bir manzara gördük mü? Görmedik. Kardeşim, yani Beşiktaş maçından sonra polislere yapılan o terör saldırısı, Kayseri'de askerlere yapılan terör saldırısı, Türkiye'de 3-5 günde bir saldırı yapılıyor. Ondan sonra
Avrupa diyor ki o hal niye şey diyorsunuz? Kılıçdaroğlu da diyor o hal kalksın bilmem ne. Yok meclis devre dışıymış. Ya ne meclis devre dışı ya? Ha şu anayasa şeyleri görünüyor. Millet görüyor bunu. Kavga çıkarıyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar ya. Ya arkadaş sen bir ana muhalefet partisin kusura bakma. Kalk de ki getirdiğiniz bu maddenin bak şu şu noktaları şöyle şöyle olumsuz ülke aleyhine demokratik düzen aleyhine sıkıntılar doğurur. Karşı tarafta cevap verecek iktidar. Hayır şu şu şu. Sen tekrar diyeceksin kardeşim bak burası bu, burası bu. O zaman iktidar sana iktidara dönüp diyeceğin şey şu. Burayı şöyle düzeltelim. Bir alternatif getir. Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu şeyi vermiş. Hiçbir teklif sunmayın. Hiçbir alternatif ileri sürmeyin. Sadece maddeleri çıkarmayın, engelleyin. Böyle siyaset olmaz. Parlamentoyu tıkamak için seni oraya göndermemişler. Bu parlamento iki günde ancak beş tane madde sadece görüşebildi ya. Bu olacak şey mi şimdi? Derdi başka. Hocam çok gerildin. Şimdi izleyiciler de gerildi. Güldür bizi. Güldür. O iblisin fotoğrafını falan yayınlayınca çoluk çocuk kaçıyormuş odadan. Hocam Osmanlı Devleti büyük bir devletti. Ceddimiz. Evet. Yedi kıtada hüküm sürdü. Topu ilk onlar döktü. Evet. İstanbul'u fethedip çağ açıp çağ kapattı. Evet. O dönemde yapılanları saymakta. Sen bize böyle anlatıyorsun hocam. Ama bu saydığın Osmanlı Devleti'nin anlattığın, öve öve anlattığın her yerde bu Osmanlı Devleti'nin bir cips fabrikası, bir ciklet fabrikası yoktu hocam. Yapma ya. Tabii. Bisiklet de yapamıyordu. Bisiklet de yapamıyordu hocam. Bilgisayarı var mıydı? Yoktu. E daha ne Osmanlı Osmanlı'yı methediyorsun? Sen ya? Ne diyorsun hocam? Sen yani üniversitede yıllarca Osmanlı'yı methettin. Yazdığın kitaplarda Osmanlı'yı methettin. Bir cips fabrikası bile yoktu Osmanlı'nın hocam. Ya. Kemal Bey haksız mı? Bir bakalım Kemal Bey ne diyor? Ne diyor? Evet. Koca Osmanlı, koca Osmanlı övünüyorlar ya Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı. Bir kilo şeker üretemeyen Osmanlı. Bir kilo. Bir kilo şeker üretemeyen Osmanlı. O bir kilo şekeri neresi üretti? Uşak. 1926'da. 1926'da. Koca Osmanlı bir tüfek üretemiyordu ya. Tüfek ya. O yüzden diyor ya Ozan. Delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu diye. Bir delikli demiri icat edemeyen, bulamayan koca Osmanlı. Yalın kılıç gidiyorsun, adam 500 metreden seni indiriyor tüfekle. Okuma yazma oranı kaçtı biliyor musunuz Osmanlı'da? Kadınlarda 1000'de 8. 1000 kadından 8'i biliyor ancak okuma yazma. Erkeklerde %6. %6. 100 erkekten sadece 6'sı okuma yazma biliyor. Kim getirdi bu hale Türkiye'yi? Övündükleri Osmanlı işte bu Osmanlı. Hocam Erzurumlular der ki, örtkü ölem. Kim diyor bilmiyorum ama öbürü diyor ki, başım alım dağlara giden kurtlar beni yiye. Şimdi diğerlerini ben sana değerlendireceğim. İşte tarihçi olarak bunun cevabını verirsin. Arada beni ilgilendiren kısmı var. Diyor ki Osmanlı diyor bir tüfek icat edebildi mi yapabildi mi bir tüfek diyor. Bir delikli boru yapabildi mi diyor Osmanlı. Yapamadı diyor. Cumhuriyet yaptı onu falan filan diyor. Yani şimdi diyor ki tüfek bizim için çok değerliydi. Sonra da diyor ya tüfek bizim için çok değerliydi. Osmanlı bunu yapamadı diyor. Şimdi bu sözleri al. Evet. Bir kağıda yaz. Evet. İngilizce yaz bir kağıda. Bir kağıda da Almanca yaz. Bir kağıda İtalyanca yaz. Bir kağıda da Arapça yaz. Başka? Flemenkçe yaz. Rusça yaz. Japonca yaz. Çince yaz. Sonra bir Japon, bir Çinli, bir Flemenk, bir
Arap, bir Fransız, bir Alman, bir İngiliz, Amerikan neyse getir. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ver. Evet. Hepsinin eline ver. Ve okusunlar bu sözü. Evet. Sonra bunlara de ki altına bir değerlendirme yazar mısınız? İki cümle. Evet. Vazgeçtim bir cümle. Evet. Bir cümle yazar mısınız? Hepsi de aynı cümle yazar. İddiaya giriyorum. Var mısın Bahsi Hocam? Hepsi aynı, de aynı cümleyi aynı yazar. Aynı cümleyi yazarlar. Doğru. Dönüyorum bir kez daha tekrarlıyorum. Hı. İşte o İngilizcesini falan yazdığımın Türkçesini yani Kemal Bey'in ağzından tekrarlıyorum. Diyor ki Osmanlı bir tüfek yapamadı. Evet. Tüfek o kadar önemli ki bu işte sonrasında sayıyor işte vuruyor avlıyor bilmem ne yapıyor falan filan. Tüfeği övüyor. Osmanlı evet. yapamadı diyor. Osmanlı'yı yeriyor yerin dibine sokuyor. Cumhuriyete de övgüler diziyor. Arada da ne diyor Ozan diyor. Delikli tüfek çıktı mendil bozuldu. Şimdi bu kadar şey söyledim. Hocam bak dur benim hiçbir müktesebatım Kemal Bey'in bu söylediğini böyle bir gazeteci gibi yahut bir akademisyen gibi izah etmeye mümkün değil. Fırsat vermez, imkan vermez. Bunu başka türlü izah etmek lazım. O da yayında olmaz hocam. Buyur. Şimdi biz burada vatandaşımıza söyleyelim bunu gözüm. Şimdi Osmanlı Devleti, bunu ben dünya bilim çevrelerin, üniversitelerin tarih bölümlerinin yaptığı bir değerlendirmeyi vermek istiyorum. Bu Amerikan üniversiteleri, Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya, Çin, Rusya üniversitelerinin ortak verileriyle varılmış bir sonuçtur. Osmanlı İmparatorluğu bir numara olarak 312 yıl hüküm sürmüş. 600 yıllıktır ya. Bunun 312 yılı bir numaradır. Yani kendi ayarında güç açısından başka bir devlet yoktur. İngiltere'nin tarihinde bu Osmanlı zayıfladıktan sonra bir numara oluşu 131 yıldır. 131 yıl. Ondan bu yanı da Amerika vardır bu birincilikte. 312 yıllık bir rekoru henüz hiçbir devlet kuramadı. Bir, bu güç öylesine bir güçtür ki, dünya protokolünde bugüne kadar olmamış bir protokol şeyini de bu güç getirmiştir. O dönemin en güçlü devleti olan Avrupa'da, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, içinde Alman şeyi de var. Avrupa'da en güçlü devlet odur. Hem İngiltere'den güçlüdür, hem Fransa'dan, hem İtalya'dan. Yani Osmanlı'ya neredeyse denktir. Yapılan anlaşmada şu madde konulmuş. Avusturya Macaristan İmparatoru Osmanlı sadrazamına eşittir. Bunlar karşılıklı olarak birbirlerine biraderim diye hitap edeceklerdir. Osmanlı padişahı bu ölçünün dışında tutulmuştur. Bugün Amerikan başkanının böyle protokolde bir üstünlüğü yoktur. Bu yine onun gücünü gösteriyor. Kanuni döneminde Fransa'nın milli geliri, bir yıllık bütçesi 5 milyon altın franktır. İngiltere'nin 4 milyon 750 milyar altın pound'dur. Yani 5 milyon söyle. Sadece Sivas eyaletinin o dönemdeki bütçesi 20 milyon altındır. Yani bir Sivas eyaleti 4 tane Fransa demek. Ama bir kilo şeker üretemiyordu. Ha, dur şimdi ona geleceğim. Ona geleceğim. Şimdi hayatında hiç Mevlüt dinlememiş. Ben biliyorum onun şeyini. Süleyman Çelebi hangi asırda diyor sundular bir cam dolusu şerbeti, şekerde dahi lezzeti yok idi.
Süleyman Çelebi'nin mevlüdü ne zaman yazılmış, hele bir şey etsin. Bırak Osmanlı dönemini, öncesi Germiyan Beyliği'nin bile şeker atölyesi vardı. Ya nereden çıkarıyorsun sen bunu? Ya Kemal Bey bak. Cips fabrikası demek istedim. Ha belki de o ne şekerleridir, belki o şekeri şey etmek istiyorum. Osmanlı döneminde şeker kamışından imal edilirdi. Pancar bilinmiyordu. Pancar sonradan çıkmış bir şeydi. Hocam şekeri kaynatsan... Bu bir yiyecektir üstelik. Bunun yani güçle, şuyla, buyla vesaireyle ilgisi de yoktur. İlgisi de yoktur. Osmanlı Devleti 1796 yılında, bak bunlara göre bazı tarihçiler işte gerileme devri şu bu falan diyorlar, bu saçmalım. Tarihçiler kendileri uydurmuşlar bazıları, onların öğrencileri de aynı şeyi devam ettiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret gemileri Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda korsanlar tarafından soyuluyordu. İngiltere ile anlaşma yaptılar, İngiliz bayrağı çektiler, gene soyulmaya devam etti. Fransız bayrağı çektiler, gene soyuldu. En sonunda bize geldiler. Dediler ki Osmanlı bayrağını taşısın bizim ticaret gemileri, 600 bin altın size ödeyelim, her sene de 12 bin altın ödeyelim. Ve o bayrağı çektikleri anda korsanların hiçbirisi artık o gemilere dokunamadı. Osmanlı'nın gücü budur. Şimdi Muhaç Savaşı mesela, Muhaç Savaşı yani bizim bazı işte anlatırlar, o da sokakta duymuş. İşte tarih bilgisi sokaktandır Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Efendime söyleyeyim, iman kuvveti şu bu falan, geçin bunları. O ayrı bir mesele. Avrupa Varna'da yenildi. Birinci Kosova'da yenildi, ikinci Kosova'da yenildi, Sırp Sındığı'nda yenildi, Belgrad önlerinde yenildi. En son Avrupa dedi ki bakın Avrupa kökten gidiyor. Bir Haçlı ordusu artık hazırlayalım. Mohaç'ta bir Haçlı ordusu hazırladılar ki Avrupa o güne kadar öyle bir Haçlı ordusu hazırlamamıştı. Ve sıfır mağlubiyet düşünüyorlardı, sıfır. Sadece tamamen süvari kuvvetlerinden meydana geliyordu. Atlara bile zırh yapmışlardı. Bırak üzerindeki askere. Ve üstelik o atları da birbirlerine bağlamışlardı zincirlerle. Böyle süpürge hareketi yaparak Osmanlı ordusunu yok edeceklerdi. Bu koca orduyu ne kadar sürede yok etti? 2 saatte. Nasıl oldu biliyor musun? Toplar. Teknolojiyle yendi Osmanlı onları, teknolojiyle. Çaldıran Savaşı'nda Yavuz'un topları Şah İsmail'i yok etti ya. Hocam top da delikli boru değil mi? He. Ya kardeşim Osmanlı'nın en kötü döneminde bak ona, Kılıçdaroğlu'na cevap olsun bu. Uşak şeker fabrikasını bilmem şey edeceğine, Türkiye'deki rakı şarap fabrikalarını da söylesin de. Ondan sonra millet acından tohum bulamazken bilmem şu etmezken bu etmezken onları da bir söylesin. Bakın Osmanlı'nın son döneminde bizim uçak fabrikalarımız vardı. Pırpır uçakları. Japonya'nın elinde de onlar vardı. Almanların, Amerika'nın, İngiltere'nin de elinde onlar vardı. Biz o fabrikalarımızda yaptığımız uçaklardan 4 tane de Kanada'ya sattık. Ha. Artı hocam. Bakın Şam'da Adapazarı'ndaki meydanın altına da beyefendi Şam'da, otopark yapıyordu. Bak Şam'da Selahaddin Eyyubi'nin türbesinin yanında bir hava kuvvetleri şehitliğimiz var. O pilotlarımız 1. Dünya Savaşı'nda 1914'te orada şehit düştükleri için filo kurmuştuk. Havadan şey yapıyorduk Filistin cephesine. Orada bizim pilotlarımızın mezarı var. Ha Osmanlı evet Avrupa teknolojide daha ileri gitmişti. Daha şey etmişti. Bu doğru ama bakın Osmanlı ile Cumhuriyeti mukayese edemezsiniz. Ya bugün F-16'mız var. Osmanlı'nın F-16'sı mı var? Yani ha bu saçmalık. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şey şu, onu söyleyeyim bir sefer.
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'liler tarihe bir sefer şaşı bakıyorlar. Osmanlı'yı sevmiyorlar. Türk'ü sevmiyorlar ya. Türk'ü. Bırak onu. Osmanlı'yı sevmiyorlar. Ondan sonra da diyor ki bu millet bana niye oy vermiyor? Ya Osmanlı'yı sen Cumhuriyet'le. Cumhuriyet gazetesinde bundan Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde hani bu İstanbul'un fethi daha önce çok cılız kutlanıyordu. Tayyip Bey belediye başkanı olunca daha görkemli kutlanmaya başladı. Allah razı olsun. Şimdi o dönemde CHP'liler buna büyük tepki gösterdiler. Efendim Osmanlı hortlatılıyor. Cumhuriyet tehlikede, laiklik tehlikede, hilafet geri mi gelecek, bilmem ne mi gelecek lafları ediyorlar. Fakat bu onlara bir şey kazandırmayınca birkaç sene bunu yaptılar yani. Ondan sonra vazgeçtiler. Dediler ki Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Ama Osmanlı'yı çok öne çıkararak Cumhuriyet'i de gölgelemeyin. Bu dönüşten sonra Cumhuriyet gazetesinde bir tarih profesörü, bunların gibi bir tarih profesörü 29 Mayıs'ta tam sayfa Fatih'le ilgili bir yazı yazdı. Fatih'in doğumundan aldı, eğitiminden aldı. İşte çocukken şöyle bir eğitim gördü, şöyle etti, şunda mahir oldu işte. Şu Fatih 5 tane yabancı dil biliyordu, mühendislik tahsili yaptı, matematik tahsili yaptı. O havan toplarının şeylerini bizzat kendisi çizdi. Bila. Ondan sonra son derecede moderndi. İşte İtalya'dan ressam getirtti, portresini yaptı. Yani gerici değil, yobaz da değildi. Bütün her satırın altına imza atarsınız. Aha. En sona geldi, en son paragraf. Ama bütün bunlara rağmen Atatürk gibi demokratik bir cumhuriyet kuramadı. Be ulan öküz! Ulan o dönemde sandık mı vardı? Demokrasi mi vardı? Seçim mi vardı? Dünyanın neresinde vardı ya? Ya niye illa bir mukayese şeyi çıkarıp... Ya böyle mukayese olur mu ya? Böyle mukayese olur mu ya? Ya şimdi sen o ifadeyi kullandın. Benim içime sığmıyor onu. Ya kardeşim yani o Kemal Sunal'ın filmlerinde böyle bu tür mukayeseler atasözlerini bozarak yapar diye. Ya sen bir profesördün ya. Ya bak ben bunlara şöyle dedim. Bunlar hastalıklılar. Hastalıklılar. Yani kardeşim yapmayın. Osmanlı'yı kendi döneminde, Osmanlı'nın son 200 yılı çok berbat. Öyle olmasaydı yıkılmazdı zaten. Rüşveti de vardı, adam kayırması da vardı. Allah aşkına biz cumhuriyetten vaz mı geçeceğiz? Yok kardeşim böyle bir şey yok. Padişahlık falan mı istiyoruz biz? Turgay bugün Fatih Sultan Mehmet dirilse. Dese ki bak Fatih gibi bir adam. Ben geri geldim bunu kuracağım hop derim ben. Başta ben söylerim. Demokrasi kur partini gel kardeşim. He. Çık millet oyunu verirse şey der. Biz Osmanlı'nın bilmem neyini arayıp onun yanını böyle bir şey yok. Biz tarihe hakkını vermek istiyoruz. Hocam şunun cevabını ver. Boş ver sen. Bunun hepsini verebilirsin. Hepsini de anlatabilirsin. Sabaha kadar da anlatırsın diyorum. Evet. Vaktimiz daraldığı için araya girdim. Bitmek üzere. Bana şunun cevabını ver. Tüfek şöyle güzel, böyle güzel. Osmanlı tüfek yapamadı. Cumhuriyet tüfek yaptı. Yapmasaydık şöyle perişan olacaktık de. Sonra da araya da bir şey yerleşir. De ki Ozan'ımızın dediği gibi tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Azizim, ne? Nasıl? Allah aşkına izah et bana bunu. CHP'nin yani. Aklı başında bir tek tarihçisi yoktur. Bak buradan söylüyorum. Allah rızası için, memleket için, millet için... Tarihi bir konu olduğunda ben kendisine bedava danışmanlık yaparım kardeşim. Açsın bana sorsun ya. Ya yakışıyor mu ya bir ana muhalefet partisi şeyin, efendime söyleyeyim, sokakta duyduğu şeyleri birisi kulağına üflüyor kalkıp söylüyor ya. Ya bu kadar eğitimsiz, bu kadar birikimsiz bir adamın bir siyasi partiye genel başkan olmaz, ana muhalefet partisi hakikaten insanı çıldırtıyor ya. Bana yine sorun. Yazık CHP, yazık, acıyorum CHP. Hocam yine sorumun cevabı yok. Bu atasözünü getirip oraya nasıl bağladı? Kemal Sunal'ın filmlerini seyret anlarsın.
Ya bir şeyi tüm samimiyetimle söylüyorum. Kemal Bey konusunda bunları söylüyoruz. Eleştirmek zorundayız. Hani böyle güzel güzel tane tane anlatarak söyleyelim falan diyoruz. Ha diyor ki Osmanlı'da şeker fabrikası yoktur diyor. Yani şu da cips fabrikası yoktu diyor. Bilgisayar fabrikası da yoktu. Fabrikası doğru söylüyor diyor. Kemal Bey yani. İşte o zaman eğitim bilmem ne falan yani. Ha bu okur yazar numarasını nereden çıkarıyor bu ya? Örgün eğitim mi vardı efendim? O %6, %5 yalan söylüyor. İspatlayamaz bunu. Bir sefer şunu söyleyeyim. Okur yazarlık denen şey, bak, bir yazıyı okuyup yazmaksa, Osmanlı toplumu 16. 17. 18. 19. yüzyıllarda okuma oranı %95'ti. Hepsi Kur'an okumasını biliyorlardı. Arap harflerini yazıp okuyorlardı kardeşim. Nereden çıkarıyorsun sen bunları ya? Şimdi diyor ki 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarına ve kardeşlerine askerlikten muaf ama terör örgütüyle PKK ile şimdi orada bile FETÖ'yü terör örgütü yapmaktan çıkarıyor çaktırmadan. Şimdi diyoruz ki ya bu doğru değil. Bu yanlış. Düzeltmiyor, bir daha tekrarlıyor. O zaman biz demek zorunda kalıyoruz ki yalan söylüyorsun diyoruz. Bunu söylemek zorunda kalıyoruz. Kanun maddesini çıkarıyoruz, manşet yapıyoruz, programda söylüyoruz. Diyoruz ki bak bu doğru değil. Bunu düzelt diyoruz, düzeltmiyor. Hasbelkader bu zihniyet iktidara gelse Türkiye'yi böler ben sana söyleyeyim. Türkiye'nin problemi bu zihniyettir. Şimdi dolayısıyla bu işin espri tarafı, ben bunu konuşuyoruz. Ben eminim. Senin de hoşuna gitmiyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil böyle. Değil arkadaş, ben de hakikaten bu konuları konuşmak ama istemiyorum ya. Ama bu nedir ya? Şeker fabrikası yokmuş. Delikli boru icat olmuş, mertlik bozulmuş. Tüfek icat olmuş, mertlik bozulmuş. Nasıl yani hocam? Yani bak kavağa çıktı, gel bize bazı bazı. Gel bize bazı bazı. Bahçelerde maydanoz. CHP'li kardeşlerimizden. Ben tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu tür eleştirileri yapmak zorunda kaldığım için neticede genel başkanları biz böyle söyleyince üzülüyorlar ve düşmanlık besliyorlardır bize. Öfke duyuyorlardır. Ya Allah aşkına hadi buyur buradan yak. Sen buyur. Bak siyaseten söylediklerin, bak siyaseten bir şey söyler. Bir proje söyler. Der ki ben Türkiye'nin işte duble yollarla değil de yerin altından yapılacak yollarla kalkınacağına inanıyorum. Bir şey diyemez. Evet. Dersin ki bir politikayı tenkit edersen tenkit edersin. Alternatifini sunacaksın. Sunarsın. Bugüne kadar tek alternatif sunmuş mu? Bunlar tartışırız. Deriz ki evet. Kemal Bey bunu söylüyorsun bu doğru olabilir ama yerin altını oymak çok maliyetli. Bütçe evet. Yok mu? O da der ki kardeşim şuradan bulurum bütçeyi. Bu olur, şu olur. Bak bunlara itirazım yok. Evet. Bu ne ya? Evet. Şeker fabrikası yokmuş da tüfek icat olmuş, mertlik bozulmuş da bilmem ne de. Şimdi evet bir kez daha söylüyorum üzülüyorlardır. Yani CHP'li kardeşlerimiz üzülüyordur. Yani, biz bu ülkede yaşıyoruz. CHP'li olması beni rahatsız etmez. CHP'ye oy vermesi beni rahatsız etmez. Ama bu rahatsız ediyor beni onları da rahatsız etmedi hocam Allah aşkına ya. Turgay bak beni tanıyan CHP'liler. CHP için en az onlar kadar üzüldüğümü biliyorlar kardeşim. Çünkü demokrasilerde esas olan iktidar değil, muhalefettir. Muhalefet kaliteli olursa, muhalefet güçlü olursa iktidar daha iyi çalışır, bu ülkenin menfaatine olur. Biz CHP'nin daha güçlü olmasını istiyoruz. Daha kaliteli olmasını istiyoruz. Ya 14 senedir Tayyip Erdoğan'ı tenkit ediyorlar. Ya güzel de şunu yapamazsın de. Kemal Bey de ki bunu yap. Hadi bir alternatif bak. Tek dosyası yoktur Türkiye'nin problemleriyle ilgili CHP'nin. Bu CHP siyaseti hep aynı şeyi yapıyor. Hocam diyorlar mı ki bu ülkenin hastanesi yok. Hastalar perişan diyorlar mı demiyorlar. Efendime söyleyeyim. Yolu yok, köprüsü yok, barajı yok, havaalanı yok. Geçen sene dayak yemişti. Tabipler tıp bayramı sırasında Kemal Bey sağlık sisteminin yok olmasını ona bağlıyordu tamam. Yeter. Keselim buradan. Efendim herkese iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.